Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza yepyeni bir uzun kullanım deneyim videosuyla çıkıyorum. Hemen şöyle masanın üzerinde görüyorsunuz. Anker'in Eufy RoboVac 11S isimli cihazı var. Bu robot süpürge olarak geçen ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Güzel de bir çözümdü. Yaklaşık bir sene önce Teknoloji Oku kanalında bunun bir incelemesini yayınlamıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Beni takip edenler biliyorlardır. Bilmiyorsanız da ben de şimdi yukarıdan linkini vereceğim size. Oraya tıklayarak e, ve de aynı zamanda açıklamalara da yazacağım. Oraya tıkladığınız zaman bakarsanız güzel bir inceleme yapmıştık. Güzel de okunmuştu. Yani Ekim ayında yayınlamıştık 2019 yılının. 55 bin falan izlenmiş. Fena bir rakam değil en azından bizim kanal için. Şimdi o inceleme de bir sürü yorum gelmişti. Şimdi robot süpürgeler biliyorsunuz uzun zamandır hayatımızda var. Ama son özellikle 1-2 yıldır popüler oldu daha yaygınlaştıkları için de fiyatları biraz düştü. Daha makul bir noktaya doğru geldi. O yüzden de biz de hepimiz kullanıyoruz. Robot süpürge deyince aklınıza böyle ne gelsin? Şöyle aslında genelde şu formda oluyor. Daire formunda oluyor. Bazıları dikdörtgen formunda olanları da var. Kenarları biraz daha yuvarlak şekilde olmak kaydıyla ama çoğu robot süpürge böyle daire formunda. Hangi marka alırsanız alın. ya yani bu Anker'in ama farklı markaların da var. Xiaomi'nin de var. İşte farklı işte bir sürü markanın da böyle benzer ürünleri bulunuyor arkadaşlar. Genelde daire formunda. Nasıl çalışıyor? Mantık aslında biraz anlatayım sizlere. Cihazın üzerinde algılayıcılar var. E, çarptığı nesnelerin etrafından dönebiliyor bu ürün. E, bu modelde yok ama bazı modellerde haritalama özelliği var. Haritalama özelliği sayesinde odayı bir kez dolaştıktan sonra bir daha cihazın kendi hafızasında odanın konumu, durumu vesairesi veya odanın içindeki eşyaları algılayabiliyor. Bunda öyle bir özellik yok. Onu söylemiş olayım. Evet. Tekerlek var iki tane bunda. Bir de şurada dönebilen bir tekerleğimiz mevcut. Hareketi aslında şu iki tekerlek sağlıyor. Bu da yine o dönmelere falan yardımcı oluyor. İki tane fırçamız var burada görüyorsunuz. Bunlar içeri doğru hareket ediyor kullandığınız zaman. Şöyle 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 yapalım. Bunlar içeri doğru hareket ediyor. Şurada da büyük bir fırçamız var. Bu fırçada aynen eskilerdeki gırgırda olduğu gibi böyle içeri doğru çekiyor. Saçı, kılı, tüyü vesaire artık ne varsa yani yüzeysel kirlerden bahsediyorum. Sonra bunun içinde şu alt kısımda bir toz torbamız var. Bu toz torbası da e, toplanan pislikleri vesaire buraya sap saklamanızı sağlıyor. Daha sonra da bunu dolduğu zaman boşaltıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Aslında bu ürünlerin mantığı genelde bu şekilde. Hatta ben o zaman gırgır... Gır e işte robot gırgır, elektrikli gırgır deyince eleştirenler olmuştu. Vakum yapıyor falan filan diyenler oldu. Bu üründe vakum yok arkadaşlar. Vakum yapan modeller olabilir ama bunda yok. Onu da söylemiş olayım. Anker'in daha farklı cihazları da var bu arada. Uzaktan kontrol edebilen, hani Wi-Fi'ye bağlanabilen ama bunda Wi-Fi özelliği bulunmuyor. Şimdi cihazı nasıl kullanıyoruz? İşte bir kumandamız mevcut. Şu kumandamız var. Bir de şöyle bir şarj ünitemiz var. Bunu duvara takıyorsunuz. Cihaz zaten pili azaldığında gidip otomatik olarak bunun üzerine konuyor. Yani kendisini oturtuyor ve şarj olmaya başlıyor. Ve bu kumandanın üzerinde de bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Mesela saat ayarı var burada. İşte şu saatte başlasın çalışmaya vesaire diyebiliyorsunuz. Bundan böyle bir özelliğinde olduğunu söylemiş olalım. Şimdi gelelim benim uzun kullanım deneyimime. Şimdi bu ürün söylediğim gibi Wi-Fi özelliği yok. Uzaktan kontrol edemiyorsunuz. Yani çalıştırıp durdurmayı yapamıyorsunuz uzaktan. Ama saatli olarak yapabiliyorsunuz. Yani timer'ı falan var onu ayarlarsınız. işte saat her gün saat 8'de çalışsın diyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz mevcut. Bunun dışında ben genel olarak özellikle yüzeysel kirleri rahat bir şekilde temizlediğini söyleyebilirim. Halın üzerine falan çıkabiliyor. Onu da çok soruyorlar çünkü halın üzerine çıkabiliyor mu diye. Halının üzerine çıkabiliyor arkadaşlar. Halıdaki kirleri şeyleri falan topluyor. Ama söylediğim gibi bunda bir vakum sistemi olmadığı için hani süpürgelerde bir böyle bir vakum vardır. O vakumda halının içindeki mesela kirleri de alabilir. Bu sadece üzerindekilerini alabiliyor. Veya zemindeki işte karodaki, yerdeki, şuradaki, buradaki kılları, tüyleri vesaire topluyor. Evcil hayvanlar için uygun mu? Benim evimde evcil hayvan yok arkadaşlar. Ama e, muhtemelen e, evinde evcil hayvanınız da varsa o kılları tüyleri de toplayabiliyor. Onu söylemiş olayım. Çünkü farklı incelemelerde veya farklı yorumlarda bunu gördüm. Evinde e, evcil hayvan olanların da bu tarz cihaz kullandığını ve kolay bir şekilde temizlediğini e, şahit olduğumu söyleyebilirim. Bunun dışında... Pili yaklaşık olarak bir buçuk saat gidiyor. Yani tam şarjda olarak bıraktığınız zaman bir buçuk saat sonra şarjı azalıyor. Azaldığı zaman da söylediğim gibi az önce şarj istasyonunu buluyor gidiyor. Birden fazla odayı temizleyemiyor. Bunun öyle bir özelliği yok. Yani bırakırsanız mesela çıkıyor odadan isterseniz ama bazen geri gelmede sıkıntılar yaşanabiliyor. Böyle sorunlar yaşadık. Ama söylediğim gibi haritalama özelliği yok. Belki haritalama özelliği olsa o zaman kendi konumunu da buraya kaydedip edip, yani en azından şarj istasyonunun gelebilir diye tahmin ediyorum. Bunda yok ama olan versiyonları da var. Söyledim gibi bu biraz daha ucuz versiyondu. Genel olarak da ben memnun kaldığımı söyleyeyim. Temizliği nasıl fena değil. Öyle söyleyeyim. Yani tabii ki şöyle bir şey yok arkadaşlar. Hani eliniz kadar veya bir süpürgeyle süpürmüş kadar temiz yapmıyor ama hani böyle gözünüzün önündeki o saçtır, kıldır, tüydür, ufak tefek işte yemek yediğiniz bir kırıntılar döküldü falan. Onları çok güzel bir şekilde temizliyor. Ama ben almışken Wi-Fi ile ya da haritalama özelliği olan bir sürüm almanızı öneririm. Yani uzaktan da en azından kontrol etmeniz ve odaları haritalandırdıktan sonra işte bir şekilde kullanımın daha pratik olacağını düşünüyorum. O yüzden ben öyle bir model almanızı öneriyorum. Böyle bir deneyimim oldu. Şimdi eşime sordum mesela. Böyle bir şey dedim. Sen alır mısın? Alır mıydın? Nasıl alırdın? Düşün bakalım dedim. O da dedi ki mesela ben paspas yapan olsa alabilirdim. Daha güzel olur dedi. Bunun da bildiğim kadarıyla Anker'in de paspas yapan versiyonları var. Yanılıyor olabilirim ama Muhtemelen var ama Anker'de olmasa da başka markaların var arkadaşlar. Onlara da bir bakabilirsiniz. Yani aynı zamanda paspas da yapıyor. Yani sadece temizlik de kalmıyor. Aynı zamanda bir de siliyor yerleri. Öyle versiyonları da var. Onu da söylemiş olayım. E çok tabii ucuzu da var, pahalısı da var. En azından bugünlerde 1800 liradan falan başlıyor fiyatları bildiğim kadarıyla. E üstü açık biraz 7000-8000-10000'e bin, kadar çıkan robot süpürgeler var. Ama benim önerim yani haritalama özelliği olan Wi-Fi'ye bağlanabilen bir versiyon alsanız 2000-2500-3000 aralığında muhtemelen bunlardan buluyorsunuz. Öyle bir şey ben ön önerebilirim. Yani e, çok pratik oldu onu söyleyeyim. Tabii ki biz yine hala süpürge kullanmaya devam ediyoruz. Hatta evde iki tane süpürgemiz daha var. Normal birisi kablosuz birisi kablolu. E, ama e, bunun pratikliği başka bir şey. Onların yaptığı iş biraz daha başka bir şey. Onlarla belki her gün süpürge yaparken artık her gün yapmıyoruz. Bununla yapıyoruz her gün günlük olarak işlerimizi. Ama böyle derinlemesini bir temizlik süpürge gerektiği zaman elbette e, kablolu ya da kablosuz süpürgelere yöneldiğimizi söyleyebilirim. Standart hani vakumlu süpürgelerden bahsediyorum. Bu biraz daha böyle hani günlük temizlik için kullandığımız bir cihaz oldu. Bu arada cihazın tabii ki bir kalınlığı var. Şu anda gördüğünüz gibi. 7 santim diye e, biliyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu 7 santimden daha dar olan yer şeylerin altına giremiyor arkadaşlar. Yani temizlik yapacağınız odada öyle bir koltuk vardır, başka bir şey vardır, sehpa vardır, şu vardır, bu vardır. Onların altına giremeyecektir eğer 7 santimden daha darsa alan. Ama mesela daha büyüktür ama ayakları vardır. Ayakları çarpıp geri dönüp etrafından dolaşabiliyor. Böyle bir algoritması var. Yani bunun haritalama özelliği yok ama haritalama özelliği yok diye de her çaptığı şeyi bir daha temizlemiyor değil. Etrafından dolaşıyor. Ne bileyim bir kez daha dönüyor farklı bir şekilde geçmeye çalışıyor. Aslında belli bir algoritması var cihazın. Ama haritalandırma yapan versiyonlar kadar iyi bir algoritma değil ama günü kurtarıyor mu? Fazlasıyla kurtarıyor. Şimdi ürünü ben genel olarak beğendim arkadaşlar. Günlük temizlik için fazlasıyla yeterli bir çözüm sunuyor. Elbette böyle çok hani vakumlu çekeyim, çok böyle her şeyi halıları havaya kaldırayım falan gibi bir şey yok bu cihazın. Öyle bir iddiası da yok zaten. Öyle bir beklentiniz varsa da hani süpürgeye devam edin derim ben. Normal standart süpürgeyle. Ama ben her gün süpürge yapmak istemiyorum. Haftada bir yapayım. Kalan işleri de bu halletsin diyorsanız o konuda çok başarılı. Onu da söylemiş olayım. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi benim anlatmayı unuttuğumu veya deneyimsel olarak şunu yapabiliyor mu? Şöyle bir durumla karşılaştınız mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum. Mümkün mertebede yanıtlamaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. %97'si şu anda videolarımı abone olmadan izliyor. Abone olursanız sevinirim. Açıklama kısmında var. Sağ alt şuralarda bir yerde de link koyuyorum. Şuradan da çıkartıyorum. Şuraya da şöyle yapayım bak şöyle. Çing. Evet. Tam burada çıkıyor. Orada uyarımız çıkıyor. Köşelerde, köşelerin birinde de muhtemelen şurada olması lazım. Şey çıkacak veya burada da olabilir. Ee, abone ol butonu var. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İstiyorsanız beni Twitter ve Instagram gibi sosyal alardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.